Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefret ettiğini yazdı. Ahmet Hakan'ın yazısı şöyle: Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi. Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacıklık var oyunculuğunda. Bu sözler üzerine oyuncu Hazal Kaya, Ahmet Hakan'a Twitter hesabından yanıt verdi. Kaya, beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız. Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz, hiç yapamaz. Haddiniz değil. İfadelerini kullandı. Aslında ilk defa işte bir kadın ve o kadının hayatta yolunu bulmasıyla ilgili arayışını, hatalarını, zaaflarını bu kadar açıkça ve... Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi başlıklı yazısıyla gündem olan Ahmet Hakan'a bir tepki de Demet Özdemir'den geldi. Özdemir, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı. Eleştirinin ne demek olduğunu biliyoruz ama üzgünüm, hakarete alıştıramazsınız. Normalmiş gibi emekleri hiçe sayıp karşınızdaki insanı küçümseyemezsiniz. Saygılı olun ki siz saygıyla karşılanın. Hazal Kaya için sıraladığınız 5 maddeyi kınıyorum. Yazık, dedi. Ahmet Hakan'a bir tepki de oyuncu Tuğba Büyüküstün'den geldi. Tuğba Büyüküstün, meslektaşı Hazal Kaya'ya destek verdi. Neden Ahmet Hakan okumuyorum? Hazal Kaya'nın oyunculuğuyla ilgili yazısı karşıma çıktı. Nefret mi? Yok canım, yanlış kelime kullanmıştır. Belki de Birdman filminde dendiği gibi. Kendini gerçekleştiremeyen insanlar, her şeyde yanlış arayan eleştirmenlerden olurlar. Ayrıca oyuncu Pınar Altuğ, Levent Kazak ve manken Aysu Bacaoğlu, Ahmet Hakan Coşkun'a tepki gösterdiler. Sanat dünyasının Ahmet Hakan'a tepkisi, daha da büyüyecek gibi görünüyor.